Kameralarımız bu hafta Bodrum'da sadece ünlüleri değil, tatilcileri de görüntüledi. İşte su sporlarından fiyatlara, Bodrum'dan yaz görüntüleri. Sahil yogasıyla böyle kaç dakika durabiliriz? Denizde arabasıyla, matkapta mısırıyla, Bodrum'un en orijinal tatil manzaraları burada. Tatil cenneti Bodrum'un her yerinde ayrı bir güzellik var. Muhabirimiz Eren Gürel ve kameramanımız Erdal Öztürk Bodrum'un nabzını tuttu. İlk durağımız sabah yogası. Aklınıza Recep İvedik'in yoga sınıfı gelmesin sakın. Kız bulalım diye yoga sınıfına mı geldik, şişli et var morguna mı geldik belli değil. Yoga sınıfı güzel hanımefendilerle dolu. Belli ki bu güzelliklerini yogaya borçlular. Güzel yoga hocamız burada hanımlara haftanın 3 günü yoga yaptırıyor. Haftada 3 gün tavsiye ediyorum ama tabii ki ben bu spordayım. Her gün yapıyorum kendim için, kızlar için, arkadaşlar için. O yüzden böyle haftada 6 kez yapıyorum ben. Bilenler biliyor elbette. Bilmeyenler için yoganın faydalarını anlatsın hocamız. Hep esneklik, hep mutluluk. Hep böyle kafa ne kadar rahatlıyor böyle anlatamam. O sadece denemek lazım. Çünkü böyle ilk kez duyuyor, kimse duyuyor böyle. Ha tamam yoga böyle yapıyoruz, meditasyon yapıyoruz. Hayır bu sadece değil. Çünkü çok fazla yoga var ve farklı yoga var. O yüzden o sadece denemek lazım ve herkese tavsiye ediyorum. Madem öyle beraber deneyelim. Bizim Eren yoga olayına ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor. Beraber mi deneyelim? Ben yok, ben normal yürüyemiyorum. Deneyimli yoga hocası üst seviyeden bir hareket gösteriyor. Hayatında ilk kez baş aşağı biriyle röportaj yapan Eren tedirgin. Böyle kaç dakika durabiliriz? Ya 2-3-5 dakika. Böyle durabiliyoruz değil mi? Evet, evet. Üstüme düşmezsin. Yalmasın, yok. Bayağı da güldürüyoruz. Evet. Hiç yok. Evet. Böyle farklı bir pozdan yapabilirsiniz. Yani bu şekilde rahatlıyor muyuz? Ben şu an çok stresliyim. Bodrum'un vazgeçilmezi ekstrem sporlar. Denizde uçarcasına giden spor araba ilgi görüyor. Bodrum'un en pahalı lokasyonlarından biri olarak gösterilen Türkbükü'nde geçtiğimiz senelerde hizmete giren Halk Beach'teyiz. Bodrum'un yerlileri burada olmaktan çok memnun. Açıldığı günden beri buradayız 2 yıldır. Burada evimiz olmasına rağmen kendi plajımızdan girmiyoruz. Her gün buraya geliyoruz. Neyi cezbediyor buranın sizi? Denizi çok güzel, her yer çok temiz, hizmet var, yemek yiyebiliyoruz. Güneşlenmek, insanlar, ortam, her şey çok güzel. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkbükü'nde hizmete açtığı halk plajı tatilcilerin ilgisini görüyor. Bodrum'u bir korkutucu bir hale sokuyorlar fiyat konusunda ama gerçekten bura gibi çok nezih, hani fiyatların Ankara'yla hemen hemen aynı olduğu yerler de var. Bunu daha ziyade Bodrum'un yerlileri ve kalanlar çok net ve iyi biliyor. Şu an Türkbükü'ndeyiz ve hani bütçemize uygun bir tatil yapabiliyoruz. Türkbükü'nde hizmet veren Halk Plajı'nın sorumlusu Ayşe Kazancı'nın verdiği fiyatlar gayet makul. Bizim giriş ücretimiz yok biliyorsunuz. Girişimiz ücretsiz. Denizler herkesin, halkın çünkü kıyı. Biz sadece burada hizmet almak isteyene ücret alıyoruz.
Halk plajının tadını en çok da çocuklar çıkarıyor. Tatil çok güzel. Her gün buraya geliyoruz. Başka yerlere de gidiyoruz ama ben en çok burayı seviyorum. Anneme falan hep evde böyle diyorum ki buraya gelelim. Çünkü buranın ayrı bir avantajı var. Hem herkes geliyor buraya. Dalgalar da çok fazla olmuyor. Güzel bir yer yani. Ben çok beğeniyorum. Orijinal fikirlerin başkenti Bodrum oluyor yaz aylarında. Bardakta mısır yemişsinizdir. Peki siz hiç matkapta mısır denediniz mi? Bodrum'un mucit mısırcısı bütün bu teçhizatı kendisi yapmış. Buharda pişiyor mısırlar. Mısırımız kaç para? 100 lira bu sene. Mucit mısırcı buharda pişen mısırları ayıklamak için matkaptan bir mısır ayıklama makinesi yapmış. Bıçakları paslarına bıçak yaptıkları için mecburen değiştirmek zorunda kalıyor. Buyurun. Bir bakın bakalım hiç böyle gördünüz mü hayatınızda? Bu şimdi 100 TL mi? Evet, ben yaptım. Daha da geliştiriyorum şu an dediğim gibi. Şunun düğmeye basacağım, kendi yapacak. Sen sadece düğmeye bas. Aynen öyle. Mısır takacağım, yapacak. Türk bükü için pahalı diye haberlerin çıkması en çok da Bodrum esnafının canını sıkıyor. Türk bükünü çok böyle pahalı. Türk bükünün pahalı yeri de var, uygun yeri de var. Hani her bütçeye uygun yerleri var aslında ama öyle bir abartıyorlar ki artık Türk bükünü. Şöyle böyle yerlisiyim ben. Ama o kadar pahalı yerlerimiz olduğu kadar uygun yerlerimiz de var, denizimiz de var. Ve en güzel deniz Göl Türpük'ünde zaten. El işi takıların satıldığı bu tezgahta fiyatlar nasıl acaba? En çok el işlerini alıyorlar. Bunlar mökileri. 200'den başlıyor, en pahalısı 1000-1500.